Aksaray Belediyesi Kitap Günleri özel canlı yayınına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Kitap Günleri 4. gününde de tüm hızıyla devam ediyor ve Belediye TV'de canlı yayınlarımız, bağlantılarımız sizlerle sürecek. Gençler var yanımızda. Bugün anonsu gençlerle açalım istedik. Şöyle bir seni tanıyalım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Adım Sultan Ergin. Çekişler Ortaokulu'ndan katılıyorum. Çekişler Ortaokulu'ndan, köyden mi geldik? Evet. Nasıl buldun kitap fuarını, kitap günlerini? Ben kitapları çok seviyorum. Bizim okulumuzda da herkes kitapları çok seviyor. Burada farklı kitaplarla tanışmak bizi çok mutlu ediyor ve çok çeşitli güzel kitaplar var. Peki ne güzel, böyle neler aldın? Şöyle bir bakalım mı kitaplarına? Bakalım. Bayağı bir kitap toplamışız. Bütün her şeyi buraya mı yatırdın? İmza da aldım yazarlarımızdan. İmza aldın. Hangi yazardan? Hasan Tanrıver'den imza aldık galiba. Evet. Evet. Bir de Mehmet Kırış'tan. Mehmet Kırış'tan Gülüver. Evet. Kendileriyle tanıştın. Evet. Peki şöyle bir soru sorayım madem imza da aldın kitapların için. Kitabını okuduğun bir yazarla tanışmak nasıl bir duygu? Onunla diyalog kurmak? Çok anlatılmayacak çünkü ifade edemiyorum. Biz kitaplarını okuyup onların bize ne anlatmak istediklerini şahsen okuyoruz. Kendi hayal dünyanızda bir kişi yaratıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, onlar yani çok güzel şeyler yazıyorlar. Bu bizi mutlu ediyor ve biz onlarla tanıştığımızda onların duygu ve düşüncelerini daha iyi anlıyoruz. Evet, daha iyi anlıyoruz. Ne kadar güzel ifade ettin. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Merhabalar. Merhabalar. Seni adım. Tanıyalım. Adım Meryem Çelebi. Ben de aynı şekilde Çekiçiler Ortaokulu'ndan katılıyorum. Buraya kitapları tanımak, görmek için ve güzel kitapları almak için geldik. Palto adlı bir kitap aldım. İki kitap daha aldım. Bunları okuyunca bize neler anlatmak istediklerini ve öğretmenlerimizin bize tavsiye ettiklerini aldım. Ne kitap güzel. Okumayı çok seviyorum. Peki etkinlik alanını nasıl buldun? Çok güzel. Böyle ilginç kitaplar, yazarların bir arada toplanması bizi çok mutlu etti. Peki. Biz de sizi burada görmekten çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Arkadaşına kitabını mı gösteriyorsun? Evet. Peki. Felsefenin Kısa Tarihi. Hoş geldin. Kitap günlerindesiniz. Bayağı bir kitap toplamışız sanırım. Harikasın. Neler söylemek istersin kitap günleriyle ilgili? Belediyemizin bu tür organizasyonlar çok hoşumuza gidiyor. Hem okul olarak hem arkadaşlarımız olarak geziyoruz. Kitapları falan tanıyoruz. Güzel bir organizasyon bence. Belediyemize teşekkür ediyoruz annem. Çok, bizi mutlu ediyor. Aldım. Arkadaşın evet. Peki teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Kitap günlerinde röportajlarımız devam ediyor. Akın akın öğrenciler geliyor. Okullardan, köylerden, ilçelerden, merkez okullardan. Şimdi onları girişte karşılayacağız, otobüste karşılayacağız. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kitap fuarında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini artık uğurluyoruz. Gördüğünüz gibi bir otobüs okursever ve öğrenci kitaplarını aldı, gidiyorlar. Hocam ben gidiyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Çocuklarınız için mi kitap bakıyorsunuz? Ha, öyle bakıyoruz. Hediyelik olabilir. Ne güzel. En güzel hediye kitap değil mi? Evet, en güzel hediye bence de. Peki kitap günlerini nasıl buldunuz? Daha yeni geldik henüz. Yeni dolaşıyoruz, evet. Peki. Bakalım, güzel şeyler var. Yani aradığımız tarzda bütün kitapları bulabiliyoruz. Kitap günlerinin 4. gününde Aksaray Belediye TV'de söyleşilerimiz devam ediyor. Şimdi kitap günlerinin yaramaz çocuğu bir isimle sizleri tanıştıracağız efendim. Hemen şöyle Şirin arkadaşımdan rica ediyorum. Kamerayı çevirelim. Merhabalar. Vay hap efendim, merhabalar. Hoş geldiniz. Ya acaba ne oluyor oğlum sana ya? Önce bana sordu ya. Ya Karagöz'üm ne var, Allah Allah. Bak ne güzel, Aksaray kitap günlerine geldik. Burada çocuklarla tanıştık, çocuklarla eğleniyoruz. Niye zoruna gidiyor? Ya oğlum acaba, ya sen zoruna gidiyor, moruna gidiyor, beni üzme ya. Ya arkadaş bak ne güzel, spiker hanım geldi, bana selam verdi. Hemencecik sen benden önce zıpladın. Ya spiker hanım var ya, bu acıbatı ben 400 senedir dövmekten bıktım. Bu benden dayak yemekten bıkmadı. Çekil kenara da ben konuşayım biraz ya. Merhabalar efendim, hoş geldiniz tekrar. Efendim merhabalar, hoş bulduk. Ne güzel, böyle değerlerinizi çocuklarımıza hatırlatıyorsunuz ve çok sayıda da çocuk yayını var bulunuyor standımızda. Evet, evet. Birazcık anlatır mısınız bize buraya? Şimdi biz Ankara'dan geldik. Aksaray'a bu ilk gelişim benim.
Daha önceden birçok il gezdik, birçok vilayet gezdik, birçok kitap fuarı gördük. Ama gerçekten böyle temiz, organize olmuş ve güzel bir şehirde böylesine güzel bir organizasyon yapılması bizi memnun etti. Ben kendim şahsi olarak Adnan Güneş çocuklara kültürel zenginliğimizi, kültürel değerlerimizi öğretme adına 50 yaşından sonra Hacivat Karagöz kostümünü giydim efendim. Bütün çocukları doğaçlama bir şekilde burada karşılayıp eğlendirmeye çalışıyoruz. Onlara kültürel kimliğimizi, kendi karakterlerimizi, kendi değerlerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü öylesine bir hal aldı ki günümüz, özellikle sosyal medyada, Facebook, Instagram gibi sayfalarda çocuklarımız kontrolsüz bir şekilde yabancıların kültürü altında maalesef ezik bir şekilde, erozyona uğramış bir şekilde bulunuyorlar. Biz de kendi değerlerimizi, kendi Nene Hatunlarımızı, kendi Pir Sultanlarımızı, Yunus Emre'mizi, burada Tatlık Emre'mizi çocuklarımızla paylaşmak istiyoruz. Sultan Alparslarımızı, Metehanlarımızı, Fatih Sultan Mehmetlerimizi, Kanunilerimizi, Atatürklerimizi çocuklarımıza hikaye ve kültürel kimlikleriyle tanıtmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Peki size teşekkür edelim. Ayrıca Karagözlü Hacivat'a da teşekkür edelim. Hak efendim, biz teşekkür ederiz. Lan oğlum Hacivat, ya Adnan abiye teşekkür etti. Lan Hacivat'la Karagöz'e teşekkür ediyorum dedi. Adnan abiden önce sen gidiyorsun ya. Arkadaş var ya, harbiden bu sefer seni kameraların önünde döveceğim ha. Ya Karagöz'üm bak ayıp oluyor. Bir sürü çocuk var. Çok çok ayıp oluyor. Bunların içinde dayak mayak falan filan ayıp oluyor. Ya oğlum Hacivat, ben seni dövmüyorum ki ya. Ben seni böyle seviyorum, böyle. Efendim çocuklar, ben Hacivat çok seviyorum. Sevdiğimden de bir türlü içime sığdıramıyorum. O yüzden de 400 senedir yanımda taşıyorum. Sanki mübarek çanta gibi ya. Efendim hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Hepinizi Aksaray Kitap Günlerine bekliyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz efendim. Saygılar bizden.